Size son olarak bir de metalik bağlardan bahsetmek istiyorum. Metal müziği dinlemeyi sevdiğim için bu bağlar hakkında bilgi sahibi olduğunu bilmenizi istedim. Şaka şaka. Metal müziği ile metalik bağlar arasında tabii ki bir bağ yok. Şimdi metal olan atomlardan birini ele alalım. Örneğin demir. Evet, metaller arasında en bilinenlerden biri kuşkusuz demirdir. Elimizde bir miktar demir atomu olduğunu düşünelim. Hepsinin üzerine demirin simgesi olan F yazıyorum bu atomlar kendi kendilerine takılıyor olsalardı nötr olurlardı. Ancak birbirlerine yaklaşırlarsa aralarında metalik bağlar kurulur. Metal oldukları için bağında metalik bir bağ olması son derece mantıklı. Metalik bağların ilginç tarafı ya da metallerin diyeyim, metaller diğer metallerle elektronlarını paylaşmayı severler ve bunun sonucunda da bir elektron havuzu ortaya çıkar. Bunun neye benzediğini göstereyim demirlerin her biri elektronlarından birini paylaşımı açacak ve böylece artı yüklenecek. F artı yazıyorum. Buraya bir tane daha çizelim. Buraya da bir tane. Bunların her biri birer demir iyonu, f artı olarak not alıyorum. Artı yüklü olmalarının sebebi hepsinin etraflarındaki elektron havuzuna bir elektron vermiş olmaları. O halde elektronları da çizelim. Bunların da eksi yüklü olduklarını biliyoruz. Bu kadar büyük de değiller ancak şu an önemli olan neler olup bittiğini anlamak olduğundan ölçeklerin pek bir önemi yok bir tane de buraya çiziyorum artı yüklü iyonlar buradaki negatif havuza çekilirler metallerin metalik bağ kurarken diğer elektronlarının üst üste geleceğini de düşünebilirsiniz değerlik elektronları buradaki atomların belirli bir tanesine sabitlenmedikleri için de istedikleri gibi gezinebilirler Metallerin sahip oldukları özellikleri taşımasına sebep olan şey de budur. Metaller elektriği iletirler. Neden mi? Çünkü bu elektronlar az önce de söylediğim gibi serbestçe dolaşabilirler. Metallerin şekilleri kolaylıkla değiştirilebilir. Elektron havuzunda yüzmekte olan demir iyonlarını düşünecek olursanız, şekillerini değiştirmeye çalıştığımızda kırılmazlar. Örnek vermek gerekirse, elimizde tuzdan oluşan bir çubuk varsa ve bunu bükmeye çalışırsak çubuk kırılır. İşte bu kadar. Bunlar bilmeniz gereken bağ türleri. Bağları bir spektrum olarak düşünebilirsiniz. Spektrumun bir ucunda iyonik bağlar bulunur. Bu bağlarda bağ kuran elementlerden biri, diğerinden elektron çalar ve aralarında bir çekim kuvveti oluşur. İyonik bağ örnek olarak tuzu verebiliriz. Diğer uçta ise kovalent bağlar yer alır. Burada da elektronlar paylaşılır. Kovalent ve iyonik bağlar arasında paylaşımın çok da eşit şartlarda gerçekleşmediği ve polar kovalent bağlar olarak adlandırdığımız bağlar yer alır. Paylaşımın çok üst boyutlarda gerçekleştiği bağ türü de metalik bağlardır. Ve metalik bağlarda ortak kullanıma açık bir elektron havuzu oluşur.